Yaz olimpiyatları öncesinde sosyal temizlik yapılarak Paris merkezlerinden sürülen evsizler meydanlarda çadır kurup eylem yapmaya başladı. Fransız polisi ise protestoculara müdahale ederek çadırları kaldırdı. Bakalım detayları. <laughs> Olimpiyatlar öncesinde Paris'in merkezinden çıkarılıp kırsala sürülen evsizler eylem yaptı. Toplumsal temizlik mağduru grup Bastil Meydanı'na turistlerin fotoğraf çekmesi için koyulan olimpiyat halkalarının olduğu yere kamp kurdu. Macron hükümetine barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çağrı yaptılar. <laughs> Bu utanç verici. Çok şey istemiyoruz. Sadece onurlu bir şekilde yaşayabilmek için konut istiyoruz. Aramızda yasa dışı göçmen yok ve Fransız olanlar da var. Macron yönetimi olimpiyat müsabakalarının rotasındaki gece kondu mahallelerinden 12 binden fazla kişiyi kovdu. Protestocular çadırların üzerine barınmak hakkımız pankartları astı. İnsan hakları aktivistleri de destek için meydandaydı. <laughs> Evsizler tahliye edildi. Resmen avlandılar. Ülkemizde 1950'den beri hiç bu kadar çok evsiz olmamıştı. Şimdi daha uzağa gönderiliyorlar. Çözüm bu değil. Ancak Fransız polisi eyleme müsaade etmedi. Çadırları tek tek topladı. Eylemciler polise direnmedi. Hükümet karşıtı sloganlar atarak çaresizce çadırlarının götürülmesini izlediler. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları son haftasını da skandallarla kapatıyor. 18 yaşındaki Romanyalı milli jimnastikçi Ana Barbaros'un bronz madalyası son anda elinden alındı. Sonuç açıklandıktan sonra Amerikalı antrenörler itiraz etti. Puanları yeniden değerlendiren Amerikalı jimnastikçi Charles bronz madalyanın yeni sahibi oldu. Barbosu elindeki bayrağı düşürdü. Göz yaşlarına boğuldu. Skandal üzerine Romanya Başbakanı açıklama yaptı. Sporcularımıza onur kırıcı bir şekilde davranıldı. Bu skandalın ardından Paris Olimpiyatlarının kapanış törenine katılmama kararı aldım dedi. Kapanış törenini boykot edeceğini duyurmuştu.